Bir kuşun 11 gün boyunca mola vermeden, hiç durmadan uçabileceğini düşünebiliyor musunuz? Göç eden hayvanlar hakkında aklınıza ilk bu video gelebilir. Göç etmek için doğdular. Ya göç edecekler ya da ölecekler. Korkunç tehlikelere rağmen ilerliyorlar. Konumuza dönecek olursak, gezegenin aralıksız, en uzun süreli göç eden hayvanı yeni rekorlar kırdı. Daha doğrusu, rekor yenilendi. Gezegenin göç yolculuğu rekortmeni kuşun adı, kıyı çamurçulluğudur. İsmi biraz farklı olsa da, bu kuş 11 gün boyunca, Alaska'dan bir başlıyor, Yeni Zelanda'ya kadar kesintisiz uçuyor. Evet, koskoca okyanusu, ara vermeden, mola vermeden, yemek yemeden, su içmeden, sadece uçarak bir çırpıda, 11 günde kuzeyden güneye uçuyor. Normalde, kıyı çamurçulluğu kuşları, Alaska'dan, kış gelmeden Yeni Zelanda'ya her yıl uçarlar. Fakat, üzerine bir çip takılan, kıyı çamurçulluğu kuşu, Yeni Zelanda'ya varma üzereyken, rotasını değiştirerek, yan taraftaki Tazmanya kıyılarına doğru, uçmaya başladı. Bu olay, 9-10 günlük rekor olan kesintisiz uçuşun, yenilenmesine neden oldu. Bu çulluk kuşu, Tazmanya kıyılarına doğru uçunca 11 gün aralıksız uçmuş oldu. Gelin, bu mucizevi olaya daha detaylı bakalım. Kıyı çamurçulluğu, her yıl Alaska'dan Yeni Zelanda'ya doğru uçan bir göçebe kuştur. Neden bu kadar fazla uzağa uçuyor? Bunun tek sebebi soğuğu sevmemesidir. Peki, neden Yeni Zelanda kıyılarına kadar uçuyor? Başka sıcak yerler de var, üstelik orası da daha yakın derseniz, bunun cevabı da belli. Bilinmiyor. Aerodinamik yapısı, savaş uçağı gibi olan kıyı çamurçulluğu hiç durmadan uçabilen bir hayvan diyebiliriz. Bunu başarmalarının sebepleri de bir hayli fazla. Yapısı gereği hafif olan kuş, çok rahat, çok profesyonel bir şekilde uçuyor. Bu tek başına yeter mi? Tabii ki de yetmez. Kıyı çamurçulluğu kuşu, uçmaya başlamadan önce midelerini iyice dolduruyor. Bunu bilerek yapıyor, çünkü bu yediklerini yağ çevirip, yavaş yavaş eritmesi lazım. Bu da yeter mi? Bu da yetmez. Üstelik bu kuşlar, uzun süre yolculukta çok garip bir iş yapıyor. Yükünü hafifletmek için mide ve karaciğer dahil iç organlarını küçültebiliyor. Yeni Zelanda kıyılarına vardıklarında da, depoları gerçekten boş ve ağırlıkları tekrar yarısı kadar oluyor. Şaşırtıcı bir şekilde, uzun mesafeli uçuşa yardımcı olan yağ depolarına yer açmak için iç organlarını küçültüp sonra yeniden büyütebiliyor. Çulluk kuşu, karaciğeri, böbrekleri ve sindirim sistemini içeren dokunun %25'ini emer ve yoluna devam edebilir. Ancak kuş, göçünü tamamladığında, bu organlar tamamen yenilenir. Bu yolculuk, hep okyanus üstünde gerçekleşiyor. Bu nedenle, bir kıyı çamurçulluğu, suya inerse ölür. Ayaklarında perde yoktur, bu nedenle sudan çıkma imkanı da yok. Yorulup suya inecek olsa, ya da kötü hava koşulları nedeniyle, okyanus yüzeyine itilecek olsa, oracıkta ölürler. Bu uzun ince bir yolda sadece durmadan uçmaları gerekiyor. Çünkü dururlarsa ölürler. Hızları saate 100 kilometre hıza kadar çıkabiliyor. Kıyı çamurçulluğu kuşları 10.000'den fazla kilometreyi mola vermeden, daha doğrusu harita kullanmadan nasıl hep Yeni Zelanda ülkesine varıyorlar? Bu kuşlar, gezegenin neresinde bulunduklarını biliyor gibi görünüyorlar. Tam olarak açıklayamıyoruz fakat, beyinlerinde yüklü bir harita var gibi hep bir hedefe doğru uçuyorlar. 13.000 kilometre gitse bile, hiç yere inmeden, hep havada olsa bile, doğru hedefe gidiyorlar. En uzun süreli kesintisiz uçuşun rekoru, yine kıyı çamurçulluğu kuşundaydı. Çulluk kuşu, bu sefer 12.000 kilometreye kadar uçmuştu. Varış noktası ise Yeni Zelanda kıyılarıydı. Ortalama 300 gram ağırlığındaki bir kuşun, okyanusu aşıp, 11 günde durmaksızın ilerlemesi, bilim adamlarının çözemediği bir konu olarak duruyor. Biz de, Beyinsel Dönüşüm YouTube kanalı olarak, kıyı çamurçulluk kuşlarına bir sözümüz var. İyi uçuşlar kuşlar.